Özel eğitim merkezi raporu nasıl alınır? Öncelikle devletin bize tahsis ettiği özel ve normal hastanelere başvuruyoruz. Daha sonra rapor günümüz geldiğinde gidiyoruz. Bize heyet raporu için tekrar gün veriliyor. Rapor günümüz geldiğinde tek doktora görünüyoruz. Heyet günü birkaç tane doktor toplanıyor. Ben özelden aldığım için kendi başımıza geleni anlatmak istiyorum. Birkaç tane doktor birkaç sorular soruyor bizlere. Daha sonra bir hafta sonrayı verildi bize. Raporumuz. Raporumuzu almaya gidip kendimiz bizzat alıyoruz. Aldıktan sonra rehberlik araştırma merkezine RAM'a gidiyoruz. RAM'da özel eğitime gitmek istediğimizi ve rapor almak istediğimizi söylüyoruz. Özel eğitim raporumuz yaklaşık 1-2 hafta sonra çıkıyor. Onu da yine kendimiz alıyoruz şahsen. Bunu da kendimiz aldıktan sonra istediğimiz herhangi bir özel eğitim merkezine başvuruyoruz. Özel eğitim merkezi dediğimizde milletin aklına hep paralı geliyor. Devletin bize verdiği, bizim için tahsis ettiği özel eğitim merkezleri var. Yani bize devlet ödenek veriyor. Biz özel eğitim merkezine raporumuzu verdikten sonra devlet ödenek veriyor. Biz de eğitim alıyoruz. Ben kendim şahsen başladım. Özel öğretmen de tutabiliriz. Özel paralı rehabilitasyon merkezlerine de gidebiliriz. Ama ben bizi devletin yönlendirdiği rehabilitasyon merkezine gidiyorum. Benim kendi eşim, çocuğum da eğitim alıyor. Ben bir de kendi eğitim aldığım düzeyi anlatmak istiyorum sizlere. Ben ilk defa eğitime girdim. Birincisi ütü eğitimine girdim. Rehabilitasyon merkezi dendiğinde, eğitim dendiğinde benim gözüm şahsen çok korkuyordu hani. Gözümde büyüyordu diyebilirim. Okuma yazmam yok benim bu arada. Eğitim düzeyim yok. Ütü eğitimine girdiğimde önce boş ütüledik. Gömleği koyduk. Önü, arkası, kolları, yakası derken gömlek bitti. Ama hani ütü çalışmıyor bu arada. Sonra ütüyü çalıştırdık, ütüledik. Ben elim yakmaktan korkuyordum. Normalde ütüyü bir şeylerin üzerine tuttum ama gömlek pantolon ütülememiştim. Baktım gömlek jilet gibi olmuş. Tabiri caizse terzicilerin ütülediği, normal insanların ütülediği gibi bir ütü olmuş yani. Ütülendi. Daha sonra kabartmaya girdim ben kendim. Kabartma da güzel geçti. Ondan sonra bağımsızlığa girdim. Ve birçok arkadaşımın benim gibi eğitim aldığını öğrenince, hocalarına desteğiyle yapabilirsin denince ben çok mutlu oldum kendi adıma. Evde nasıl oturuyoruz? Bildiğimiz işleri nasıl yapıyoruz? Orası da öyle. Hocalarımız çok iyi. Eğitim düzeyi çok güzel. Herkese tavsiye ederim. Annelere, babalara buradan seslenmek istiyorum ben. İmkanı olan herkes özel eğitime kesinlikle gitsin. Hani okumamış bir insanlar özellikle. Özel eğitim alsınlar. Güzel, değerli rehabilitasyon merkezlerimiz var. Değerli hocalarımız var. Ben kesinlikle herkesin gitmesini isterim. Şu anda en çok istediğim bağımsızlık. İnşallah bu konuda da başarılı oldukça sizlere tekrar geri dönüş yapacağım. Haftaya da pantolon ütüleyeceğiz inşallah. İnsanın ne olursa olsun, ne konuda olursa olsun başkasına muhtaç olmadan bağımsız bir şekilde kendi işini kendi görebilmesi gerçekten çok güzel arkadaşlar.